Nedret Ersenel Amerika'da konuyu anladı mı? One Minute vakası kadar olmasa da geçtiğimiz Perşembe Prag'da bir araya gelen Avrupa siyasi topluluğunda yaşanan kimi anlar daha çok tartışılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Yunan gazetecinin bir gece ansızın gelebiliriz diyerek Yunanistan'a saldırabileceğinizi mi söylüyorsunuz sorusuna konuyu anlamışsınız cevabını vermesinden ardından da sadece sizin için söylemiyorum diyerek Suriye'yi PKK YPG'yi de Türkiye için bu manada başka tehdit kim ne varsa kattığı yanıttan söz ediyorum. Bu çıkışın iç siyaseti de bir karşılığı var. Daha 24 saat evvel önünü arkasını düşünmeden başörtüsü üzerinden Erdoğan'a saldırma aklı, planı kuran, devamında gelecek cevap üzerinde hiç düşünmeden hayata geçiren bir çapsızlığın yaşandığı düşünülürse Yunan gazetecinin sorusuna muhalefet liderlerinden hangisi bu cevabı verebilir? Ulusal güvenlik ve bağımsızlığı koruyabilir şüphesini Türk kamuoyunun aklına iyice sokmuştur. Neden biliyor musunuz? Cumhurbaşkanının verdiği cevaplar ister beğenilsin ister beğenilmesin. Ankara aslında Yunanistan'ın şahsında Türkiye'ye saldıran tüm mahfillere, arkandakinden de, Amerika'dan da korkmuyorum demiş oldu. Muhalefet liderleri içinde Amerika'ya hele seçime giderken bunu söyleyecek bir isim, söylem göremiyoruz. Tersi var ama Amerika ile normalleşecekler onlardır. Dönelim Avrupa siyasi topluluğuna ve açtığı sayısız kapıyı çalmaya. AST Avrupa siyasi topluluğu nedir? Şu an kendileri de tam bilmiyor. AB'nin 27 ülkesi artı bölgeyle bağlantılı 17 ülkeyi toplam 44 ülkeyi bir araya getirdiğinizde bir şey demeniz lazım. Paris'e bakarsanız bu stratejik yakınlaşma arayışlarıdır. AB üyesi olmayan Türkiye'yi, İngiltere'yi, Gürcistan'ı, Azerbaycan'ı, Ermenistan'ı kimi Baltık ülkelerini de katarak bir başka Avrupa kartviziti basarsanız bir sizin adres neresi? 2 muradınız ne diye sorarlar adama. Önce Türkiye'nin katılımını bir anlayalım. Ankara AB ile yarım yüzyılı aşkın müktesebatına ve adaylık hedefine halel getirmeyecekse şartıyla Avrupa siyasi topluluğuna katıldı ama gerçek şu ki AB Türk dış politikasının öncelikli konusu değil. Hatta şu sıralar ilk beşe girmez. Kazanımları korumak adına şerh düşmesi tamamdır ama bir fazlası yoktur. Yani bu açıklamayı AB hedef ve aşkına bağlayacaklara başka gözle bakabilirsiniz. Ama AST Ankara açısından makuldür, uygundur, zamanı yerindedir. Böylesi bir kütlenin jeopolitik tektoniği az buz iş değildir. Ne kadar ve hangi terazide tartarsanız tartın, iş önünde sonunda Amerika bu işe ne diyor gerçeğiyle yüzleşir. Ukrayna savaşı ve Avrupa'ya kabus gibi çöken ekonomik gerçekler, enerji krizi, tedarik zincirinde kopmalar, faşist akımların yükselişi, Amerika'nın ağır baskıları ve benzeri AB'nin yaşamsal bütünlüğüne yönelik yırtılmalar oluşturuyor. Bu da Avrupa içinde Fransa ve Almanya gibi ülkelerde daha bağımsız, hatta güvenlik konularında da özerk Avrupa arayışlarını besliyor. Bir an önce Rusya ile ilişkilerini toparlayıp işlerine, güçlerine bakma arzuları da ortada. Bir tür cendereden kurtulma çırpınışları sayabiliriz. Dramatik bir tablo bu. Acıyarak izleyebilirsiniz. Nihayetinde Amerika'nın kendi istediği Avrupa'yı şekillendirmek adına cari Avrupa'yı öldürüş öyküsüdür. İkinci bakış, AST'nin bu yolda bir arayış, yoklama olup olmadığıdır. Bu tezi savunanlar çok. Gel gelelim Avrupa siyasi topluluğunun da bir Amerika projesi olduğu, yine kendi Avrupa'sını yenileme girişimi olduğunu iddia edenler de var. Yani Avrupa'yı genişleterek Amerika'ya direnişi sulandırmayı yeni bir jeopolitik yaratarak sağlamak. Değişkenleri çoktur. AST haritasına baktığınızda dünya siyasetinde yeni bir rolle dirilmeye çalışan Avrupa'yı da görebilirsiniz. Rusya'yı kuşatan Avrupa'yı da görebilirsiniz. Sulandırılmış Avrupa'yı da görebilirsiniz. Hangisinin haklı olduğunu kısa zamanda öğreneceğiz. Ancak bu gelişmelerin ilk çıktısı AB'nin artık çoklu organ yetmezliği yaşadığıdır. Ya ölecek ya Amerika'ya direnerek ve ağır kayıplar vererek veya beden bütünlüğünü kaybederek genişleyecek. Akromegalidir. İkinci çıktısı ise Avrupa'da az veya çok ama etkili bir anti-Amerikan aklın mevcudiyetidir. Üçüncü ve Türkiye açısından en önemli çıktısı ise basit bir soruya yaslanır, hangisi çıkarlarımıza uygundur? Esasen şu anki muğlaklık Türkiye'ye yarıyor, özellikle dış politika çıkarlarında. Fakat ilelebet süremez, ekonomik ve stratejik şartların istikrarlı zemine kavuşması, Türkiye karşıtı eylem ve politikaların sönümlenmesiyle mükemmel zemine kavuşabilir. Atlantik'ten Ural'lara bir Avrupa haritasının Türkiye'siz kurulması mümkün gözükmüyor. AST böyle bir harita kuruyor ve bunun içinde AB veya Amerika'nın bulunması makro değerlendirmede sonucu değiştirmiyor. Kusursuz değil. Kafkasya Hazar Avrasya'ya Amerika'nın girişini kolaylaştırabilir ama orası da zaten birkaç yıldır tahkimatını yapıyor. Geriye Ukrayna özelinde Rusya-Amerika savaşı kalıyor. Hafta içinde İstanbul'da gerçekleşen Kalın Sullivan buluşması ve Cuma günü yapılan Erdoğan-Putin görüşmesi iki süper güç arasında bir ara buluculuğun Türkiye tarafından geliştirilip geliştirilemeyeceğini yokluyordu. Diplomasi de en üst seviyedir. Başkan Biden'ın Rusya'nın nükleer tehdidi en büyük risktir ve Putin'in savaştan çıkış yolunu anlamaya çalışıyoruz açıklaması da ilave edildiğinde bir Rusya taktik nükleer silah kullandığında Amerika'nın karşılık vermeyeceğini 2 Amerika'nın da şu sıralar Ukrayna'dan bir çıkış yolu aradığı varsayımını güçlendiriyor. Türkiye'nin arzın merkezine iyice yerleştiği süreçten geçiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Nedret Ersenel Yeni Şafak Haşmet Babaoğlu, nükleer silah nükleer mi? Merak ediyorum. TV kanallarının sunucuları ne kadar zaman daha konuklarına ''Ay ama nükleer silah bütün dünyayı yok etmez mi?'' diye saftorik sorular yöneltecekler. İşte Zelenski de çıktı, batıya nükleer silah kullanarak önleyici bir saldırı yapması çağrısında bulundu. Ukrayna İletişim Dairesi sonra bunu düzeltmeye kalkışıp liderlerinin bu çağrıyla 24 Şubat'tan öncesini kastettiğini açıkladı. Sanki bir şey değişirmiş gibi. Olay nedir? 1. Taktik nükleer silahları hiç tartışmadık. Dev patlamaların dehşeti üzerinden kurulan nükleer dengeyle yıllarca afyonlandık. Şimdi korkunç gerçek kafamıza dank ediyor. 2. Putin, Zelenski ve Biden nükleerden bu kadar rahat söz edebildiğine göre acaba taktik nükleer silahlar daha önce de kullanılmış olabilir mi? Mesela Irak Savaşı'nda Felluce'de kullanıldığı doğru mu? Modern insanın özgürlüğü kuyruklu yalan. Dijital aygıtlara su kadar, hava kadar bağlı bir kişinin özgürlüğü neyin nesidir söyler misiniz? İndirin şartelleri, Elektrik kısıntılarını genişletin, bataryaları bitirecek kadar zaman geçsin, özgürlük falan hikaye. Dünyamız kararır. Elektrikli otomobil nedir? İklim değişimine karşı etkili bir önlem mi? Fosil yakıt teknolojisinden yeni bir teknolojiyle seyahat etmenin en acısız yolu mu? Çok tartışılır ama hem yetkililer hem de uzmanlar bu sorulara evet diyecekler. Orası malum ama birkaç sene sonra elektrikli otomobilin ucuz bir alternatif olmadığını anladığınızda bütün bunların aslında kitlelere çok gezmeyin, o dünya bitti demek anlamına geldiğini anlayacaksınız. O dünya gerçekten de bitiriliyor. Yeni dünya düzeni böyle adım adım yerleşiyor. Artık dışarıda orta halli bir restoranda yemek sinir bozucu hale gelmeye başladı kapısında havalı biçimde Trattoria yazan bir yerde parmesanı geçtim ona benzer bir peynir bulmak bile zor artık. Bir başkasında o leziz çıtır salata tabakları gitmiş yerine minik ve soluk yeşillikler ve mayonez bulamaçları gelmiş. Et lokantaları ve kebapçılardan hiç söz etmeyeyim daha iyi. Hesaplarsa enflasyonla uyumlu uçuyorlar. Bu sistem bu maliyetlerle yürümez. İşletmeler için Asıl zor zamanlar şimdi başlıyor. Serviste çalışanların endişeli gözleri her şeyi anlatıyor aslında. Haşmet Babaoğlu sabah